Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Sanayicinin yol göstericisi olan yatırım rehberimiz çıktı. Detaylı bilgiye sanayigazetesi.com.tr'den ulaşabilirsiniz diyelim ve haberlerimize geçelim. Bayraktar Akıncı'dan bir başarı daha geldi. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraktar Akıncı projesi kapsamında TİHA'ya özel olarak yerli sistemler geliştiriliyor. Yerli olarak üretilen yeni mühimmat ve sistemlerin entegrasyonuysa başarılı bir şekilde devam ediyor. Bayraktar Akıncı TİHA, Roketsan'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesini denedi. Akıncı, süpersonik füze İHA 230'da gerçekleştirdiği atış testini ise başarılı bir şekilde tamamladı. Sinop atış alanında yapılan testlerde Akıncı 38 bin fit irtifadan ateşlediği füzelerle Karadeniz açıklarında 100 kilometre mesafedeki hedefe de tam isabet vuruş gerçekleştirdi. Bir saatten fazla havada kalan Akıncı'nın sınıfının en etkili ve kabiliyetli muharip platformu olması öngörülüyor. Türk savunma şirketlerine NATO'dan destek geliyor. NATO hızlandırma programı kapsamındaki Diana'nın test merkezleri ağına Türkiye'den 8 yeni merkez katılım sağladı. Konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu programa katılan Türk test merkezleri ülkemizin etkinliğini artırarak şirketlere daha fazla destek vermiş olacak. Aynı zamanda programa seçilen şirketler onu ülkemizde yer alan 182 test merkezlerini de kullanabilecekler. Bu sayede NATO'nun çığır açan teknolojilerinden etkin şekilde yararlanarak müttefik ülke pazarlarına da erişim imkanı sağlanmış olacak. TUSAŞ hangi projesini neden rafa kaldırdı? Geçen yıl Mayıs ayında 20 adet tek motorlu pilot eğitim uçağı üretilmesi için Türk Hava Yolları ve TUSAŞ arasında bir anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmayla yılda 200 uçağın üretilerek dünyaya satılması planlanıyordu. Fakat Savunma Sanayi Bakanlığı'nın kaynakları verimli kullanma, mevcut projelere odaklanma stratejisi çerçevesinde proje rafa kaldırıldı. Bakanlık aldığı bu kararla TUSAŞ'ın çok farklı alanlara dağılmasını, Kaan, Anka 3, helikopter ve uzaya yönelik projelerine odaklanmasını istiyor. Aselsan, Türkiye'nin ilk savunma harbi sonarını tanıttı. Türk savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalarla sıkça adını duyduğumuz Aselsan bir ilki duyurdu. Türkiye'nin ilk yerli ve milli ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS, Mavi Vatan'a teslim edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen DÜFAS birçok alanda da avantaj sağlıyor. DÜFAS'ta denizaltılar ve torpidolar gibi sualtı tehditlerinin uzun mesafelerden tespiti yapılabiliyor. Türk donanmasının gücüne güç katacak olan DÜFAS, yurt içi imkanlarla tasarlanıp üretilen ilk ve tek çekili aktif sonar sistemidir. Ticaret Bakanlığı harekete geçti, dev firmalara ceza yağdırdı. Artan enflasyon karşısında bazı işletmelerin haksız rekabet yaptığını tespit eden Ticaret Bakanlığı denetimlere başladı. Söz konusu denetimlerle rekabetçi iç piyasayla ticaretin istismar edilmesini engellemek ve vatandaşların memnuniyeti sağlanmak isteniyor. 81 il genelinde yürütülen denetimlerde 2023 yılı içerisinde 124.188 firmaya toplamda 96 milyon lirayı aşan para cezası uygulandı. Fahiş fiyat ve stokçuluk mücadelesine 2024'te de devam eden bakanlık, 2024 itibarıyla 4.781.121 lira idari para cezası uyguladı. Yapılan denetimlerle ürün gruplarında 2011 yılındaki %32 olan güvensizlik oranı da %1,7'ye düşmüş oldu. Türkiye'ye en fazla yatırım hangi ülkeden geliyor? Merkez Bankası, Türkiye'ye yurt dışından gelen yatırımlara ilişkin bir veri yayımladı. Verilere göre yurt dışında yaşayan kişilerin Türkiye'ye doğrudan yaptığı yatırım 2019 ila 2023 döneminde 31 milyar 332 milyon dolara ulaştı.
Yapılan yatırımlar ele alındığında ise ilk sırayı Hollanda aldı. Hollanda'nın toplamda Türkiye'ye 4 milyar 483 milyon dolarlık yatırım yaptığı bilgisine de ulaşıldı. Ocak ayı baz alındığında ise sıralamanın en başında Amerika, Almanya, Hollanda ve İspanya yer aldı. Havza OSB'ye milyon liralık yatırım yapılacak. Havza OSB'de 90 milyon yatırımla kurulacak olan fabrikanın inşaat çalışmalarına başlanıldı. Fabrika elektrikli ev aletleri ve semaver üretimi yapacak. 5000 metrekare alana kurulacak tesiste yaklaşık 120 kişiye de istihdam sağlanmış olacak. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza OSB'ye yatırım yapan kişilerden birinin de Havzalı olduğunu aktardı. Havza OSB'nin büyümesine katkı sağlayacak olan bu yatırımın istihdamı ve tersine göçü de artırması bekleniyor. Bir firma daha konkordato ilan etti. Küresel çapta ekonomide yaşanan dalgalanmalardan firmalarda ne yazık ki nasibini aldı. Koronavirüs salgınında ilk darbeyi alan birçok firma alacaklarını tahsil edemediği için borçlarını bile ödeyemeyecek duruma geldi. Konkordato ilan etmek zorunda kalan bu firmalara köklü bir isim de katıldı. Konya'da 26 yıllık geçmişe sahip olan kimya devi Yıldız Profesyonel Kozmetik Kimya Şirketi iflasın eşiğinde olduğunu açıkladı. 98 yılında kurularak 50 çalışanıyla onlarca ülkeye ihracat yapan şirkete mahkeme kararıyla 1 yıl konkordato kesin mühlet kararı verildi. Toyota 10 milyar dolarlık yatırımı nereye yapacak? Japon otomotiv devi Toyota, Fuji Dağı'nın eteklerinde bir şehir kuracağını açıkladı. Sürücüsüz bir şekilde araçlara test imkanı sunacak olan şehirde açık hava laboratuvarı kurulacak. 10 milyar dolara mal olacak Dokuma Şehri isimli merkezde 2000 kişinin yaşaması öngörülüyor. Kitlesel insan deneyi adıyla pazarlanan kentin ilk sakinleri ise bu yaz taşınacak. Çevre dostu açık hava laboratuvarının tamamındaysa Japon mimarisi kullanılacak. Bahsedilen bu gelişmeler çok da uzak değil, yakın bir tarihte yaşanacak. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.